Güneşin önündeki siyah nokta Nibiru mu? Videomuza gelen bu yorum ilgimizi çekti. Hemen araştırmaya koyulduk. Bulduklarımız ise çok ilginçti. Bir Reddit kullanıcısı siteye bir gönderi yazar. Gönderide şunlar anlatılmaktadır. Merhaba Reddit topluluğu. Bu hesabı sadece bu olayı paylaşmak için oluşturdum ve başka nereye göndereceğimi bilmediğim için bunu gizemli konu başlığında paylaşmaya karar verdim. Benim adım Quisto ve Berlin yakınlarında küçük bir köyde yaşıyorum. Oldukça uzun bir hikayeyi kısaltmak gerekirse birkaç saat önce Steinzer yakınındaki bir otoparkta bir USB bellek buldum. Onu gördüğümde ve cebime koyduğumda pek düşünmedim. Otoparkta başka hiçbir şey yoktu. Sadece gümüş bir Toshiba USB bellek çubuğu. Üzerinde tuhaf bir sembol oyulmuş. Daha sonra dizüstü bilgisayarıma taktım. İlk önce açmakta sorun yaşadım çünkü dizüstü bilgisayar belleğin bozuk olduğunu söyledi. Ve ben bilgisayar meraklısı biri değilim. Her neyse, ne anlama geldiklerini bilmediğim birçok dosya buldum. Ama ilginç kısım burada geliyor. İsimsiz dosyalar arasında gezegenler ve uzay ile ilgili şeyler gibi görünen pek çok görüntü ve video vardı. Hepsi 1900'lerden eski görünüyor. Bazıları uzaylı UFO'ları gibi görünen şeyleri gösterdiği için videolar beni şok etti. Neye benzediklerini anlamak için birçok bilim kurgu filmi izledim. USB belleğin arkasındaki hikayeyi ve ona kimin sahip olduğunu bilmiyorum ama bunu sizinle paylaşmaya karar verdim. Bazı görüntüler gezegenlerin yüzeysel yakın planlarını gösteriyor ve bazıları düzenlenmiş, karartılmış gibi görünüyor. Videolar anlatılamayacak kadar acayip. Bir arkadaşım belleğin eski Voyager uydu kayıtları ve halka açık olmaması gereken dosyalar içerdiğini çünkü hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Uzaya çok meraklı biridir. Şimdi dosyalara daha fazla bakacağım ve sizi güncel tutacağım. Nasıl yükleyeceğimi anladığımda size resimleri göstereceğim. Belki bazılarınız fotoğraflarda ya da videolarda ne gösterildiğini biliyorsunuzdur. İsminin Quisto olduğunu iddia eden bu kişinin elindeki dosyanın bir kopyasını bilgisayarıma indirdim. İçinde gerçekten de çok sayıda fotoğraf ve video vardı. Videolar çok kısaydı ve sanki eskiden kaydedilmiş gibilerdi. Videolarda uzayda ve dünyada savaşan uzay gemileri görülüyordu. İlk bakıldığında CGI oldukları izlenimini veriyorlardı. Ama gerçekte olabilirlerdi. Hatta fotoğraflar arasında uzaylı oldukları anlaşılan varlıklar da vardı. Merakımı cezbeden bu olayın perde arkasını öğrenmek istiyordum. İnternet kullanıcıları da bu görüntülerin gerçekliğine inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılmışlardı. Görüntülerin gerçek olmadığını iddia eden grup bir sanat çalışmasıyla karşı karşıya olduklarını söylüyorlardı. Ya da piyasaya çıkmak üzere olan bir bilgisayar oyununun viral reklamı olabilirdi. Gerçeği öğrenmek için interneti biraz kurcalayınca SoundCloud sitesinde He Time isimli bir müzik grubu karşıma çıktı. Müzik grubu albümlerinin kapak resmi için Proje Silicon 8867 dosyasının içinden çıkan uzaylı fotoğraflarından birini kullanmışlardı. Bu fotoğraftan başka bir fotoğraf daha kullanmışlar. Bolivya kökenli bir müzik grubu oldukları görülen bu kişiler neden albümleri için internette hakkında çeşitli yorumlar yapılan fotoğrafları seçmişlerdi acaba? İki ihtimal var. Bu müzik grubu bu görselleri şarkılarının tanıtımı için viral reklam olsun diye yaptırdı ya da sadece bu fotoğrafların popülaritesinden faydalanmaya çalışmışlardı. Grubun Facebook sayfasına mesaj gönderip Silicon 8867 ile bir ilgileri olup olmadığını sordum. Neden o fotoğraflardan birini albümlerine kullandıklarını sorduğumda müziklerine çok uygun oldukları için kullandıklarını ifade ettiler. Ancak viral reklam yapmadıklarını, yapsalar da şarkılarının çok daha fazla dinleneceğini söylediler. Bu arada albümleri gerçekten güzel. Dinlemenizi tavsiye ederim. Peki gerçek neydi? Sahiden bu USB bellek gizli bir projeden dosyaları mı taşıyordu? Yoksa her şey bir oyundan mı ibaretti? İmdadıma İtalyan şüpheci UFO of Interest sitesinin kurucusu Scott Prendo yetişti. Çünkü internette dolaşan birçok UFO videosunun perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkaran şüpheci birisi kendisi. Scott, HoaxEye sayfasının da yardımıyla bazı videolardaki arka planların orijinallerini bulmuştu. Bu hikayeyi kim uydurduysa normal fotoğrafları alıp üzerine UFO görüntülerini ekleyip internette popüler olmasını sağlamıştı. Bakın hangi orijinal fotoğrafları kullanmışlar. İyi.
İlginç değil mi? Videomuza gelen bir yorumdan hareketle internet dünyasını meşgul eden bir olayı aydınlatmış olduk. Kanalımızda sadece gerçekleri sizlere izletmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.